Evet, bu rüyanın, bu da rüzgarın battaniyesi. Bir, iki tane büyük battaniye koyacağız. Başka? Dur bakalım şimdi. Ay, rüyayla rüzgar ne yapıyor acaba? Rüya, neyin var senin anne? Ne oldu? Eşyalarımızı bir yere göndereceğiz. Nereye göndereceksiniz eşyalarınızı anneciğim? Çok ama çok güzel düşünmüşsünüz. Ben de tam o işi hallediyordum biliyor musun? Battaniyelerinizden çıkarttım. Birazcık babanız gidecek biraz sonra bebek bezi alacak, bebek maması alacak. Onları koyarız. Bir de evet siz çok güzel düşünmüşsünüz. Mesela orada eğlenebilecek. Pippa beni özlemiş mi? Ben de onu çok özledim. Neler gönderebiliriz peki? Öncelikle ihtiyaç neymiş? Ben onları buradan söylemiş olayım. Hem arkadaşlarımız da duymuş olsun. Arkadaşlar öncelikli olan ihtiyaçlar şu an deprem bölgesinde. Bot, mont ve battaniye. Bir de bebek malzemeleri. Özellikle bebek kıyafetleri, bebek bezi, bebek maması. Lütfen bunlara öncelik verelim. Ama onun dışında Rüya'nın göndermek istediği galiba bu odadan bir şeyler olacak. Ne göndermek istiyorsun? Kalk bakalım birlikte seçelim hadi. Sen de seç Rüzgar, sen de gönder. Pelüşlere bak, çok mantıklı. Öncelikle buradan biz de söylemiş olalım. Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep. Aynen. Deprem bölgesinde yaşanan şey gerçekten çok üzücü. Küçük ya da büyük fark etmez, bir şeylerinizi gönderin ne olursunuz, oradaki insanlara yardım edelim. Bu arada okulunda çok güzel bir şeyimiz attı Rüyacığım. Okulunda senin market alışverişi ve orada bir yemek kampı gibi bir şey kuruyor. Tam olarak senin okulun değil, İl Milli Eğitim Bakan Müdürlüğü düzenlemiş bunu. Senin okulun da buna destek oluyor. Veliler de tabii bizler de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Market biliyorsunuz burada hava çok karlı. O yüzden market alışverişi yapamadık. Evet, şu an Ama biz Türkiye'de başka hava yardımlar karlı olduğu gönderdik. için çok daha zor. Artı biz ne yapıyoruz şimdi anneciğim söyleyeyim mi sana? Biraz sonra baban bizim hazırladığımız kum. Çantaya bunda özel eşyalarım. Tamam, o çanta olmaz ama oradan bir şeyler seçelim seninle. Gel bakalım. Sen de seç anneciğim. Sen de gönder, tamam mı? Ne? Çıkartalım. Bekle anneciğim. Anneciğim dur dur. Anneciğim dur. Rüya dur. Bu kadar çok gönderemeyiz. Öncelikle fazla yer kaplamayacak. Çünkü bunlar çok hayati şeyler değil. Önceliğimiz hayati şeyler. O yüzden bot mont göndereceğiz. Battaniye göndereceğiz. Bir de bunlarla ilgili küçük bir şeyler koyalım ki ağırlık yapmasın. Önemli olan diyorum ya, hayati şeyleri oraya yetiştirebilmek. Bunun için uğraşmalıyız şu anda. Aynen öyle, böyle ufak bir de bir şey söyleyeceğim. İstersen içine küçük bir tane de not yazabilirsin. Evet, biraz sonra biz bu ne oldu anneciğim? Annem ne oldu? Arabanın pili bitti diye mi ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun? Ya oğlum korktum ya. Böyle şaka mı olur, ağlama şakası? Hepsini indir ama küçüklerden koyalım. Rüya mesela bunlardan koyabilirsin. Bunlar ufak ya. Birkaç tane bunlardan koyabilirsin. Sen bilirsin. Bu arada arkadaşlar biz muhtarlığımız bizim topluyor. Ve daha sonrasında yardım bölgesine, deprem bölgelerine yardım amaçlı gönderiyor olacağız. Biz de... Ama Efendim? şeyi düşündüm ben. Yoksa tabii gönderirim de ben. Daha kolay olur. Evlerde yıkıldı ya. Hatta şöyle Şimdi söyleyeyim. evle Mont koyacağız ya. ilgili Bak beni dinle. Mont koyacağız ya. Montun cebine bunu koyarız. Bir tane de not yazarız. Geçmiş olsun. Düşmez. Güzelce sararız. Düşse de zaten kargo şeyine koyacağız ya, kocaman kutuya. Kutunun içine düşer böylelikle. Oradaki birini mutlu etmiş olacağız. Notta ne yazalım peki sence? Geçmiş olsun gibi bir mesaj yazabilirsin mesela. İyi ki varsınız. Geçmiş olsun yazabiliriz. Sizi çok seviyoruz diyebiliriz. Arkadaşlar siz de elinizden geldiğince lütfen aynen deprem bölgesine yardım. Anne.
onu da gönderebiliriz. Bak o da küçük. Onu da senden gönderelim. Olur mu Rüzgar? Senin de notun olursa eğer bu notu da ben yazarım. Hadi bakalım. Herkes eşyaları hazırlasın. Ben de montları, battaniyeleri hazırlayayım. Kargolayalım ve gönderelim. Rüya küçük bir şey gibisin. Ne gibisin? Tavşan. Tavşan evet. Küçük bir tavşan. Ne yapacaktı? Ne? Ay, evet bugün. Kanguru. Kanguru haklısın. Hadi gel ben bu da kalktı göreyim Rüya. Hadi. Gel. Nasıl bir şey yapamam ya? Ya hayır buraya gel. Buraya bir kere ya bir kere. Bunun üstüne zıplıyorsun galiba değil mi Rüya? Ben tam bilmiyorum. Değilmiş dur ya. Böyle elimizi uzatın. Sen amuda kalkabiliyor musun? Ne? Amuda kalkabiliyor musun? Acaba kalkabiliyor musun? Göster bakalım. Bir. İki. Üç. Allah. Rüya dümdüz duruyorsun artık ya. Aferin sana. Çak bakayım kocaman bir tane. Sen de denge tahtası mı? Çık hadi. Allah. Çıktım. Evet. Dur Rüya. Rüya bekle Rüya. Allah. Ay bir şey söyleyeceğim. Aşağıda timsahlar var Rüya. Burada. Kocaman dev rengarenk timsahlar olsaydı nasıl olurdu? Hadi tut bakalım elimi. Rüzgar. Bakıyorum. Bakalım yine hareketimiz neymiş? Hani ne yapıyorsun öyle? Çok değişik. Allah Rüzgar da bana. Ben iyi ki girmişim. Herkes çok özlemiş galiba. Hah. Evet. Gidebilir misin öyle? Nereye sonuna kadar? Rüya sen de buradan gel anneciğim. Aynı yönden gelirseniz, ayrı farklı yönlerden gelirseniz çarpışabilirsiniz. Ama bir şey söyleyeceğim. Rüzgar çok yol kat etti. Rüya sen de buradan gel. Ay beni nasıl özlemişler. Jimnastik hareketlerini bana gösterisi gelmiş Rüya ve Rüzgar'ın. Peki Rüya bir şey soracağım sana. Oraya tırmanıp şey yapabilir misin? Atlamak değil sallanmak önemli olan. Kol kaslarını görelim. Gel Rüzgar sen de. Canın nasıl istiyorsa bence fark etmez. Allah Rüzgar sen nereye tırmandın? Ne yapıyorsun orada? Gel. Bak Rüya, Rüya tırmansın sonra sen tırman gel. Bir şey olmaz rahat ol. Ben tutayım mı? Tutun hadi yukarıdan sallan. Sallanacaktık hani. Efendim. Rüya seninki birazcık armut işi oldu. Rüzgar o topu koş yerine. Koş yerine koy. Hadi Rüya ona kadar sayacağım bitireceğiz sonra. Hadi topu yerine koyalım. Öğretmenlerimize teşekkür edelim. Bugünlük bize izin verdikleri için. Hadi Rüya. Kanal sahibi olarak sana yakışır. İkiniz de öğretmeni teşekkür edin dedim. Köpeğe gittiler. Annem köpeği. Evet çok tatlısın çünkü sen. Görüşürüz. Dokunmak ister misin Rüya? Dokun bakayım göreyim. Rüzgar sen de dokunmak ister misin köpeği? İstemedim mi? Peki o zaman gel hadi gidelim. Kediler uyandılar mı acaba? Rüya, Rüzgar günaydın. Karlı bir güne hazır mısınız? Dışarıda kar yağmış biliyor musunuz? Kalkın kalkın göstereceğim. Buradan da görünüyor. Dur dur göstereyim bekle. Bakın yerlerde kar var. Ağaçların tepelerinde çatılar karlı. Şimdi güzel bir kahvaltı yapalım. Tamam biraz da soğuk bir hava var galiba. Ben gidiyorum kahvaltı hazırlayacağım. Bakarız anneciğim belki de çıkarız bilmiyorum. Evet. Yıktım burayı ama... Ekmek yok. Allah neyse sipariş verelim. Bir yardım edeyim ben sana. Anneciğim yardım et de ekmek kalmamış. Önce bir arayayım sipariş vereyim ekmek gelsin. Ondan sonra başlayalım hazırlamaya kahvaltıya. Heh çalıyor. Alo merhabalar. Sipariş verecektim. Efendim? Aa doğru. Kardan dolayı anladım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Karan olayı servis yok. Ne yapacağız şimdi? Evde ekmek yok. Anne benim siz kahvaltı yapamam. Neden bulamadım? Ben de
yapamam. Rüzgar ekmek yok ve market... Senin de midem bulanıyor. Benim de midem. Ne yapacağız peki? Oğlum evde ekmek de bulunuyor. Evde ekmek mi? Vallahi güzel fikir ama şöyle bir durum. Ne olabilir biliyor musun? Ne olabilir? Krep mi? Krep olabilir. Ama evde ekmek yaparsak şimdi ekmeği hamuru mayalayacağız. Onu bekleyeceğiz. Oo çok geç olur. Ama söyle annem. Ne? Waffle. Waffle da olur. Ama ben krep istedi benim canım ya. Krep yapayım mı? Waffle yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Waffle için muzumuz yok. Siz düşün. Waffle değil o. Waffle. Waffle mı diyorsunuz? Ama bir şey söyleyeceğim. Çikolatadan başka bir şey süremeyiz. Üzerine meyvemiz yok çünkü. Portakalla falan pek güzel olmaz. Ne diyorsunuz? Waffle mı? Krep mi? Waffle. Tamam waffle hazırlıyorum o zaman size. Hani arkadaşlar bu arada siz böyle ekmeğiniz kalmasaydı waffle'ı mı tercih ederdiniz? Ben krep diyorum mesela onlar waffle diyor. Ama işte. Nereye geçiyorsunuz? Ben hemen hazırlamaya koyuyorum. Rüya ve Rüzgar bana yardım ediyor. Bunun pişti bile. Çikolatasını da süreyim. Rüzgar mıydı o bana seslenen? Ben mi yanlış söyledim? Dur. Çikolata almadım daha. Almadan sürecekmişim. Rüya, Rüzgar neredesiniz? Hadi gelin ilk waffle pişti. Evet alın bakalım. Anne ilk waffle'la. Anne bunu bölebilirsin. Rüya sen bölebilir misin anneciğim kalpleri? Ben mi böleyim? Sıcak mı? Nasıl olmuş Rüya lezzeti? Bakayım. Evet birazcık sıcak ama birazcık dur böleyim ben size. Arkadaşlar eğer siz de malum hava çok soğuk markete gidemezseniz falan evde böyle waffle yaparak ya da waffle makineniz yoksa krep yaparak ama Rüzgar'dan mümkünse yardım almayarak çünkü yardım alınca çok zorlaşıyor işler. Böyle bir kahvaltı yapabilirsiniz siz de. Etkinlik mi yapacaksın? Evet onun için bana yapıştırıcı gerekiyor. Yapıştırıcı gerekiyor evet, sana. Kağıt yapacağım. Kağıt yapıştıracaksın. Kağıtların nerede peki? İçeride olur. Getir bakalım kağıtlarını önce. Ne etkinliği yapacak acaba Rüzgar? Benden de yardım istedi. Yapıştırıcı yapmak için daha ufak değil mi? Ay bilemedim ben izin versem mi vermesem mi acaba? Dur izin vermek için önce ona bunu öğretmeliyim. Ha geldin mi? Şimdi... Bunlar benim diyordum. Sen mi kestin bunları? Şimdi de yapıştıracak mısın? Tamam. Hadi içeriye al bunları. İçeriye götür. Ben de Rüya'nın yapıştırıcısını alıp geliyorum. Sana yapıştırıcı kullanmayı öğretmeliyim. İstiyorsa yapabilir bence. Denemeli en azından. Ve evet. Yapıştırıcımız burada. Ne oldu başına? Aa etkinlik yapan birisi daha var burada. Ve birisi daha geliyor. Gel otur buraya. Boş olabilir ama orada etkinlik yapamazsın. Etkinliği bu masada yapıyoruz anneciğim. Rüya biraz kayar mısın Rüzgar'a da müsaade et. Şöyle geç istersen sen anneciğim. Neresi kırık ya? Ben düştüm az önce. Aaa. Ne yapacağız? O zaman Rüya sen odana gidebilir misin? Rüya bir dinle beni bak bir bana. Anneciğim. Ne diyeceğim ama sana. Şimdi dur otur bak düşersin anneciğim oturma. Şimdi senin masanda etkinlik yapabilirsin çünkü etrafı batırmazsın. Rüzgar ilk defa yapıştırıcı ile deneyecek. Bence onun bu masada denemesi daha doğru. Ne dersin? Senin masanda öğrensin istemezsin bir. Rüzgar nereye gittin? Gel buraya yapıştırıcı kullanmayı öğreneceksin. Koş gel. Nereye gitti ya? Şimdi önce şunu açayım. Aa, ben sana çok güzel bir etkinlik buldum. Hadi. Yapıştırıcı eline. Bekle bir dakika bekle benim. Evet etkinlik malzemelerimiz geldi. Anne, Rüzgar. Açamadın mı? Bekle dur yanlış yerden deniyorsun çünkü bana ver. Önce yapıştırıcıyı açacaksın. Buradan açılıyor tamam mı? Evet yapıştırıcımız çıktı. Şimdi Rüzgar ne yapacağız biliyor musun? Bekle şunu açalım. Bak bunun içinde renkli kağıtlar var. Sana birkaç tane bunlardan vereceğim. Yapıştırıcının üzerine bunu böyle süreceksin önce ver bana. Sürdün mü? Allah süremedim ben. Evet. Sonra da bak buraya Allah kağıdım da gitti. Sonra da buraya gelişi güzel böyle yapıştıracaksın. Yapıştır şöyle. Ha. Anne bence buraya yapıştır. Bence buraya yap. Bak sana birkaç tane anne de yap. Pembe vereyim. Eyvah! Bu ne oldu? Tamam bir şey olmaz. Al bakalım birkaç tane de mavi. Bunlar geçiyor.
Sonra burada ne renk var? Mor var. Çok senlik bir renk değil bu. Burayı kapatıyoruz. Bakalım başka ne renk var? Şurayı da açayım. Ay burası rengarenkmiş. Kırmızılar var birazcık. Al. Evet. Yeşillerden de... Pembe! Pembe koydum. Yeşil lazım bize. Anne, bana pembe gerekiyor. Var burada pembelerim bak. Sonra birazcık daha sarı koyalım. Şimdi Rüzgar, bu etkinliği daha önce Rüya yapmıştı. Hah, evet öyle yap. Şimdi de buraya yapıştır. Şimdi zaten karışık kuruşuk yapıştıracaksın. Sonra böyle bir sanatsal çalışma. Yapıştır geçsin. Evet yap yap yap. Böyle koydun ya anneciğim. Anne bence... Böyle böyle bastırman lazım birazcık. Hadi bakalım kolay gelsin. Güzel miymiş bu etkinlik? Evet bence bunları toplayalım. Bence toplamayalım. Hepsini yapıştıralım oraya. Ben de yardım edeyim sana. Etkinlik yapalım ikimiz. Şöyle sarı. Bu ne renk? Beyaz koyayım. Bu ne renk anneciğim? Seri. Seri. Evet anneciğim. Peki bu ne renk? Hem renkleri. Ben yeşil yapayım. Bakayım çevir bana doğru göreyim ben de. Evet yeşil. Onu da koy bakalım. Anne ben sen altında dokunu atık. Ben sen altında dokunu atık. Elimiz. Evet yapış yapış olabilir. İşimiz bittiğinde ellerimizi yıkayacağız. Ve de yapıştırıcıyı çok dikkatli kullanmalıyız. Etrafa değmemeli, tamam mı? Masaya falan değdirmemelisin. Dikkatli ol, anlaştık mı? Olmayacak mısın? Hayır ya Rüzgar, etkinlik yaptırmam böyle yaparsan. Arkadaşlar sizce Rüzgar'la... Bak şimdi kaldır onu bakalım nasıl olmuş. Bir dakika bırak bir. Rüzgar'la yaptığımız etkinlik nasıl oluyor bakalım bittiğinde nasıl oldu? Yorumlarınızı yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Aa niye çıkarttın? Ya.